Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle kuru fasulye nasıl haşlarız onu göstereceğim. Kuru fasulyeyi akşamdan ıslatmamıza gerek yok arkadaşlar. Ben hep bu yöntemi uyguluyorum. Öğlen veya akşama kuru fasulye pişireceğimde öncelikle pişireceğim miktar kadar fasulyeyi yıkıyorum, tencereme alıyorum. Üzerine kettle'da kaynatmış olduğum 1,5-2 litre sıcak suyu ekliyorum. Kapağını kapatıyorum tenceremin. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan 1 saat bekletiyorum. 1 saat bekledikten sonra sıcak suyun etkisiyle birlikte fasulyelerimiz müthiş derecede yumuşayacaktır. Gördüğünüz gibi. Yani bir geceden ıslatmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben bu şekilde hep yapıyorum. Bu yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Canınız fasulye istediğinde "Aa, unuttum, akşamdan ıslatmadım" demenize gerek yok arkadaşlar. Bu yöntemle her an kuru fasulye veya nohut haşlayabilirsiniz. Evet. Asla dağılma olmuyor, kabuk atma olmuyor. Gördüğünüz gibi şahane fasulyelerimiz 1 saatte yumuşamış oluyor. Hemen pişirmeye hazırdır. 25 dakikada fasulye yemeğimiz hazır olacaktır şimdi arkadaşlar. Yapmışken de ben nasıl kuru fasulyeyi pişiriyorum sizlerle paylaşmak istedim. Dana kuşbaşı etini tencereme alıyorum. Gördüğünüz gibi henüz tam çözülmedi. Bunu tenceremde suyunu çekene kadar pişiriyorum, kavuruyorum. Suyunu tamamıyla çektikten sonra bir tane büyükbaş soğanı yemeklik doğruyorum. İlave ediyorum. Biraz da sıvıya ekliyorum. Sıvıya ile birlikte şöyle biraz kavuruyorum. Tereyağı parçası ekliyorum. Bir yemek kaşık kadar tereyağı hem etimizi yumuşatacaktır hem lezzet verecektir. Biraz da zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. Zeytinyağı da yemeklere sürekli kullanırım. Lezzet veriyor. Evet. Hepsini güzelce kavuruyorum. Soğanlar ölene kadar. Bir yemek kaşık biber salçası, bir yemek kaşık domates salçasını da ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bu arada siz nasıl kuru fasulye pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yöntemleriniz, pişirme teknikleriniz var mı? Aşağıya yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ben bazen bu şekilde pişiriyorum kuru fasulyeleri, nohutu bazen de üstten salçasını, sosunu ekliyorum arkadaşlar. Yani etini ve fasulyeyi ya da nohutu haşladıktan sonra ayrı bir tavada soğanı salça ile birlikte kavuruyorum. Sonrasında ilave ediyorum. Bu şekilde birkaç dişim kaynadıktan sonra yemeğim hazır oluyor. İki farklı yöntemle ben pişiriyorum arkadaşlar. İkisi de çok lezzetli oluyor. Genelde kemikli et olduğu zaman fasulye ile kemikli eti birlikte haşlıyorum. Evet, salçaları kavurduktan sonra ıslatmış olduğum fasulyeleri ekliyorum. Fasulyeler hiçbir şekilde haşlanmadı arkadaşlar. Sonrasında tuz, kırmızı toz biber ve birazcık çay kaşığı ucunda kimyon ekliyorum. Kimyon eklememin sebebi fasulyenin gazını alacaktır. Ve kurutulmuş biber arkadaşlar. Lezzet unsuru. Bu tarz baklagillerde mutlaka kurutulmuş biber kullanın. Eğer acı sevmiyorsanız tatlısını kullanın. Ben bu şekilde ekliyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Çok acısını salmasın diye. Çünkü herkes acı yemediği için ben sonra kendi tabağıma ilave ediyorum. Evet. Bu şekilde suyunu da verdikten sonra yaklaşık 1,5 litre düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Havası çıktıktan sonra 25 dakika fasulyelerimi haşlamaya bıraktım. 25 dakikada fasulyelerim harika pişmiş oldu. Şimdi göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi
Eti de şahane yumuşacık oldu. Fasulyelerimiz yumuşacık oldu. Asla dağılma yok, kabuk atma yok arkadaşlar. Bu yöntemle içiniz rahat bir şekilde fasulyenizi ıslatıp pişirebilirsiniz. Tabii kuru fasulye pilavsız yenmez. Şimdi sizlere de bir sunum tabağı yapmak istiyorum. Bu şekilde tabağımın ortasına tane tane pişirmiş olduğum pilavımı ekliyorum. Pilav tarifimde daha önceden sizlerle defalarca paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle bir kalıp kullanıyorum. Kalıba pilavı koyuyorum ve bu şekilde bastırıyorum, sıkılaştırıyorum. Fasulyeden de kenarlarına koyuyorum. Bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de beğenirsiniz yapınca. Eğer suyu koyu geliyorsa size biraz daha sıcak su ekleyip kaynatarak kıvamını açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.